Evet, innel hamdalillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Evet. Bağlantı kopmuştu. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki satır geri gidiyoruz. Biz daha önce adaktan bahsetmiştik. Bugün Kitab-ı Tevhid'in 123. dersi adaktan bahsediyorduk. Ve dedik ki orada bir kişi, yani Rabbim Tebareke ve Teala kendisine emretmemesine rağmen ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona tavsiye etmemesine rağmen ne yapıyor? Adak alıyor. Ve kesinlikle adak caiz olmadığını söyledik dün derste. Ve dedi ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi en-nezir la ye'ti bi hayr. Nezir yani adak hayırla gelmez ve cimrinin cebinden para çıkarmaktan başka bir şey yapmaz dedik burada. Ve dedik ki burada ve li'enne el-galib enne el-lezi yenzur yendem. Çoğunluk diyor. Adak adadığı zaman diyor pişmanlık içerisinde kalıyor. Ya ben şimdi nereden para getireceğim? İşte maddi durumu olmayabilir. Ya ve bu şekilde yani neden bir şekilde pişmanlık bir şekilde üzülüyorum. Ve tecidehu yes'alul ulema beynema yeminen ve şimalen yuridul halas mimma nezir li saklihi. Bu mesuliyetten dolayı görüyorsun ki alimlere gidiyor, geliyor, sor işte ben ne yapabilirim? İşte param yok, şudur, bu keseceksin. Keseceksin. Yani bunun iki kere ikisi yok. Keseceksin. ومشقته عليه ولا سيما اذلك لديور ما يفعله بعض العامه اذا مرض او تاخر له حاجه يريدها تجده ينذر. Bakınız birçok bunu yapıyor diyor. Eğer bir istediği yerine getirmediği zaman Allah'a dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Rabbim tebareke ve teala duasını kabul etmiyor hikmeti gereği. Ne yapıyor? Diyor ki ben adak adamadığım müddetçe Allah bu duamı kabul etmez. Ne zaman ki ben bu adağı adarsam Allah için, o zaman da Allah Tebareke ve Teala adağımı kabul eder. Oysa bu batıl bir inançtır. Batıl bir inançtır. Adak niçin? Hele hele bazıları ya Rabbi oğlum askerden gelirse bir koç keseceğim. Yani gelmezse kesmeyecek misin? Bu Allah'la pazarlıktır. İşte tecidühü yendem, birçoğu pişman oluyor adak adadığı zaman. Ve ekûl hayrâne, ne yapacağını bilmiyor çünkü parası yok. Ben Müslüman, yani Allah Tebareke ve Teala seni mükellef kılmıyor. Resulullah da sana bunu söylemiyor. Neden kendini bu şekilde yani külfet altında bırakıyorsun? Ve kennema yekul ennallaha la yen'am aleyhi bi celb hayr ma def'u dur illa bi hadha nezir. Yani bu nezir olmadığı müddetçe Allah Tebareke ve Teala ne bir musibeti ne de bir iyiliği benden yani şey etmez diyor. Yani ben illaki keseceğim ki Allah Tebareke ve Teala bu istediğimi versin. Ve bu kesinlikle bu inanç batıl olan bir inançtır. Ve burada bakınız alimler diyorlar ki men nezere ve ve lem yufi bi nezrihi yahşa aleyhi en yemut mevtutun nifak. Kim adak adadığı zamanda gücü muktedir olmasına rağmen yerini getirmiyorsa münafıklar hıslatında ölmüş olmasın diyor. Yani münafıklar hıslatında yani ölebilir o kişi, Allah muhafaza. Yani o kategori içerisine girebilir burada demek istiyor. Demek ki burada bu çocuk oyuncağı değil. Madem ki gücün yok o zaman adak adama. Adadıysan mutlaka yerine getireceksin. Allah Tebareke ve Teala'nın buyurduğu gibi vel yufu nuzuruhum. Bakınız. Adaklarını yerine getirsinler. Yoksa Allah muhafaza münafıkın gibi olursun. Bak işte bu ayetleri sıraladım burada. Bakınız münafıklar aynı Allah'tan istedikleri zaman bu şekilde diyorlar. Ve minhum men ahadallahu len ateyna min fadli le in atana min fadlihi lenasaddaqanna ve lenekunanna min as-salihin. Ya Rabbi fadlından, kereminden, bereketinden bizlere verdiğin zaman bu yani bereket yani yiyeceklerimizi,
ihtiyaçlarımızı giderdiğin zaman, sen bunları bize verdiğin zaman mutlak manada tasaddukta bulunacağız. Mutlak manada Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla uymaya çalışacağız burada. Kim diyor? Münafıklar diyor. وَلَكِنَّنَا مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Allah Tebareke ve Teala fazlından onlara verirse diyor, verdiği zaman بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Bekil ettiler, cimrilik yaptılar ve yüzlerini çevirip yerine getirmediler. Ne tasaddukta bulundular, ne yetimleri verdiler, ne miskinleri tasadduk ettiler. Yani mallarını Allah yolunda harcamadılar. Bu neye benziyor? Aynı şekilde müşriklerin denizde nasıl din Allah halis oluncaya kadar Allah'tan istediler. Ondan sonra karaya çıkarınca ne oldu? Aynı şirk bataklığı üzerine kaldılar. Hani Ankebut suresi 65. ayet. فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Diyor ki bir takım zümreyi, kişileri Allah Tebareke ve Teala bizlere ne yapıyor? Bizleri vasfediyor. Bunlar gemiye biniyorlar ve denizin bir köşesine gelip öyle dalgalarla karşı karşı kalıyorlar ki ya onlar batacaklar veyahut da Allah Tebareke ve Teala onları kurtaracak. Ne yaptılar? Din Allah halis oluncaya kadar, bak bunlar müşrik bunlar. Bakınız. Müşrik. Din Allah halis oluncaya kadar Allah'tan istediler. Peki ne oldu? فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ Aynı müşrikler gibi burada. Allah Tebareke ve Teala ihtiyaçlarını burada verdiği zaman فَتَوَلَّوْ Yüz çevirdiler bunlar. Onlar da فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ Onları karaya çıkarınca اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Aynı şirk batakları içerisinde dedelerinin, atalarının dini üzerinde kaldılar burada. Demek istiyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. O zaman münafıklar aynı müşrikler gibidir. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Cehennemin en alt tabakasında olacak münafıklar. Hatta kafirlerden bile daha öteler. Niçin? Çünkü bunlar bazıları Müslüman kılığıyla gözetip Müslümanları yani içten yok etmeye çalışıyorlar. Ve bunlar bakınız işte Dirar Camisi'ni inşa eden Ebu Asım el-Fasık bu münafıktır. Ve 12 arkadaşıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı oyalayıp ve gidip Şam'da Rum ordusuna getirip Muhammed'i Medine'den yok edecek kadar ileri gittiler. Bunlar münafıktır. Ama bunlar Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ardında namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, hac yapıyorlardı. Hatta bazıları zekat veriyorlardı. Ama münafık. Münafık. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları biliyordur. Ve Hüzeyfe İbn-i Yemen'e bunları ezberlettirmiştir. Ama hiçbir zaman bunları tekfir etmedi ve bunları öldürmedi. Niçin? Çünkü Ömer radıyallahu anh bir münafığı yakaladığı zaman başını vuracak. Boynunu vurayım mı Allah'ın Resulü? Hayır diyor. Demesinler işte Allah Resulü ashabını öldürüyor diye. Onlar boynunu vurmadı. Yani vurmaya hak ettiler ama buna rağmen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam nedir? Vurmadı. Sırf Muhammed ashabını öldürüyor demesinler için. Belki Rabbim Tebareke ve Teala bunlara hidayet verir düşüncesiyle bu şekilde